Bu YouTube'daki like butonundan en çok kim çekiyor derseniz ben size kim olduğunu söyleyeyim. Cüneyt Özdemir. Adamın videoları canlı yayında 10.000 izleniyor, 15.000 izleniyor. Daha sonrasında 150.000'lere ulaşıyor ama like sayısı 1000'i zor geçiyor. Tabii ki de bunu yaşayan birçok YouTuber var. Ben izleyip beğendiğim videolara like veya dislike mutlaka atıyorum. Çünkü bu yayıncı için çok önemli. Fakat bu Türkiye'deki Türk insanının like atmama ve abone olmama sebebi çok daha farklı. Bugün bunun hakkında konuşacağız. 9. Köy Podcast kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Türk insanının like atmama ve abone olmama savaşı, buna karşı böyle bir direnç geliştirmesi. Bunun aslına bakarsanız çok basit sebepleri var. İlk önce ben tabii ki de kendime bakmıştım. Ben like butonunu nasıl kullanıyorum diye. Önceki zamanlarda like butonunu nadir olduğunu düşündüğüm ve bir daha bulamayacağım videolar için kullanıyordum. Birkaç kişi de daha bunlara dikkat edince fark ettim ki bunu yapan tek kişi ben değilmişim. Örneğin farklı bir dilde bir müzik videosu buldunuz. Ona hemen like atıyorsunuz ki daha sonra beğendiğim videolara girip onu bulabileyim diye. Yani videoyu beğendiğiniz için değil. Videoyu arşivlemek için kullanıyorsunuz. Gündelik haber videoları veya takip ettiğin insanların videolarını izleyince de bunları beğendiğin listesine almıyorsun ki oraya attığın nadir videolar kalsın ve istediğin zaman istediğin videoyu bul diye. Bunun sebebi şu insanların YouTube'daki kaydet butonunu bilmemeleri. Ben ilk bunu kendimde fark ettiğimde kaydet butonunun nasıl kullanıldığını öğrendim. Videoyu izledikten sonra aşağı indiğinizde orada kaydet diye bir buton oluyor. Oraya basıyorsunuz daha sonra izle diye bir bölüm çıkar. Fakat siz arşivlemek istediğiniz videoları dilediğiniz gibi kategorilendirebilirsiniz. Mesela orada daha sonra izle yazıyor ya siz oraya şöyle bir başlık açabilirsiniz. Arabalarım veya doğa videoları bu şekilde dilediğiniz kadar liste oluşturabilirsiniz. Müziklerim yapabilirsiniz veya sevdiğiniz fenomenlerin çok beğendiğiniz videolarını liste yapabilirsiniz. Yani like butonu ile kaydet butonu farklı şeylerdir. Abone olmamasının sebebi de yine buna benzer aslında. Bazı arkadaşlar gösteriyor. İnsanlar videoları izlemişler ve videoyu izleyenlerin %95'i abone olmayanlar. Bu hatta YouTube istatistiklerinde direkt görünüyor baktığınız zaman. Çünkü ona abone olduğu zaman yine nadir gördüğü kanalları bununla karıştırmak istemiyor. Aslında abone olacak fakat videoları ayırmayı bilmediği için abone olmuyor. Beğen butonu ile beğendiğiniz videolar 200-300 hatta 500'lü sayılara ulaştığında aradığınız videoları zaten bulamamaya başlıyorsun. Bu yüzden kaydet butonuyla bunları kategorilendirmeniz ve beğen butonuyla da izlediğiniz insanlara destek çıkmanız daha önemli. Ben YouTube mecrasında yeniyim henüz ama söylediklerine göre algoritma sizi yaptığınız işte daha önlere çıkartabiliyormuş. Mesela ben sigara konusunda YouTube'da daha önce olmayan videolar çektim. Aynı şekilde kilo vermekle ilgili de daha önce kimsenin yapmadığını düşündüm. Podcastler çektim, videolar çektim. Eğer ki siz bu videoları beğenirseniz bu videolar algoritma tarafından daha öne çıkıyormuş ve daha fazla insana ulaşabiliyormuş. Özellikle sigara podcast'lerinde bu benim için çok önemli. Eğer ki bir videoyu da beğendiyseniz o videoyu kategorize edebiliyorsunuz kaydet butonuyla. Benim podcast'lerden örnek vereceğim. Sigara bırakmayla ilgili videolara bakıyorsunuz, birçoğuna like atıyorsunuz ki dönüp tekrardan videoyu kolay bulabileyim diye. Normalde sen beğenmesen zaten 20 dakikalık bir videoyu 20 dakika boyunca dinlemezsin. Birkaç dakika dinler, kapatırsın. Burada yapacağınız şey çok basit. Kaydet butonuna basıyorsunuz. Yeni bir liste oluşturuyorsunuz kendinize ve sigaradan örnek vermiştik. Sigarayı bırakmakla ilgili bütün videoları buraya kaydediyorsun. Bu listeye daha sonra girdiğinizde karşınıza sigarayı bırakmak başlıklı liste altında bugüne kadar izlediğiniz bütün videolar listelenmiş oluyor alt alta. Beğen butonundaki gibi birisi 300. sırada olabilir, birisi 100. sırada olabilir. Böyle bir arama probleminiz de kalmıyor. Bu video biraz kısa oldu farkındayım ama üstünde konuşma olacak çok fazla bir şey yok. Çünkü her şey net bir şekilde ortada. Sorunun kaynağı belli. Kısa ve net bir şekilde özetleyeceksem Türkiye'deki like sorunu, abone olmama sorununun bir numaralı nedeni bizim insanımızın kendisine nadir olarak tanımladığı videoları dönüp tekrardan bulmak için bastığı bir buton. Aynı şekilde abone ol da bu şekilde kullanılıyor. Ben bunu çevremdeki arkadaşlardan da gördüm. Daha önceleri bu butonları ben de bu şekilde kullanıyordum. Şu an ne yapıyorum? Giriyorum. Bakıyorum yayınını beğendim. Beğendiysen beğen butonuna basıyorum. Neyse arkadaşlar ana sebebi öğrendiniz. Aşağıda sizde kendi düşünceleriniz olursa bunu yorumlara mutlaka yazın ve de bu videoya beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı eğer ki benim kanalımın size faydalı olduğunu düşünüyorsanız da abone ol butonuna basmayı unutmayın. Böylelikle bu tabuyu da yıkmış olursunuz. Videolar ilk yayınlandığı anda benim hemen haberim olsun diyorsanız da YouTube'un bizlere sağlamış olduğu bildirim seçeneği var. Sanki telefonumuza mesaj gelmiş gibi bir video yayınlandığında size YouTube tarafından bir bildirim iletiliyor. Siz de yayınlandığı anda videoyu izleyebiliyorsunuz. Aklıma şöyle bir fikir geldi arkadaşlar. Bu podcast'i takip ettiğiniz sosyal medya fenomenlerine ve YouTuber'lara gönderin. Onlar da takipçilerine YouTube'daki bu kaydet butonunun nasıl çalıştığını öğretsinler ve önceki ve sonraki like oranlarına bakıp belki geri dönüş yaparlar. Bilmiyorum belki bununla uğraşan bir kaç kişi çıkar. Hatta geri dönüş yapsalar süper olur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.